Demek güpegündüz obayı basıp benim canımı almaya kalkarsın. Bir de utanmadan benim devletimin askerinin kılığına bürünmüşsün. Kimin itisin sen söyle! Sultanım, bu it Kaledar Günalp Bey'in yaveridir. Kaledar Günalp Bey mi? Ertuğrul Bey, Kaledar Günalp Bey devletine sadıktır demişti. Böyle bir hain nasıl onun yaveri olur? Bu it başına buyruk hareket etmez sultanım. Kim tutar senin yollarını? Saadettin Köpek mi? Kimin itisin sen? Hain! Esas hain sizsiniz. Ananla birlikte sultanı katlederek devlete ihanet ettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Senin ne haddine sultanımızla böyle konuşmak? Ne haddine senin sultanımızla böyle konuşmak? Emir Hazretleri hepinizin sonunu getirecek. İnim inim inleyerek gebereceksiniz. Bırak Bamsal Paşa. Belli ki Saadettin iti bu çakalı zehirlemiş. Sultanım, bununla ne edeceğiniz? Hamza. Bunun gibi çakalları affetmek adalete zulüm olur. Evvela senin sefil canın. Sonra da Saadettin Köpek. Sultanım. Seni karargâhıma kim soktu Ertuğrul? O iki komutan kimdi? O iki komutanı tanıyan yok Emir Hazretleri. Eğer o iki komutanın kim olduğunu öğrenirsek... Ertuğrul Bey'i otağıma kadar kimin soktuğunu da öğreniriz. Senin gibi sultanlık hevesinde olan bir soysuzun gebermesini isteyen devletine sadık yiğitlerdi. Bilesin ki onlar gibi nicesi vardır Saadettin. Er geç biri gelip senin o uğursuz kelleni alacak. Senin kelleni komutanlarımın önünde bizzat ben alacağım Ertuğrul. Diyar diyar gezdireceğim. Çürüyene kadar teşhir edeceğim. Lakin evvela bana o komutanların ismini söyleyeceksin. Thank you.
olmasını söyledim. Tamam, acele et. Çabuk. Her taraf asker dolu. Ertuğrul'u ordugâhtan kurtarmak mümkün değil. Emdi Bey'e işkence edip bunu konuşturmaya çalışacaktır. Ertuğrul konuşmaz. Köpek de bilir bunu. Emdi iyice düşünüp taşınacağız. İlk hedefimiz Ertuğrul'u sağ salim kurtarmanın yolunu bulmak olmalı. Lakin ne edeceğiz? Togan Bey bize bir çadır göstermişti. Gizlice oraya gidip kendisiyle görüşeceğiz. Baş başa verip enine boyuna düşüneceğiz. Doğru dersin. Derim o vakit. Sağ olasın Halim Hatun. Allah razı olsun. Nasıl oldun Artuk Bey? Endişe edilecek bir vaziyet yoktur sultanım. İyiyim çok şükür. Destur var mı sultanım? Gel. Sultanım, Ertuğrul Bey Emirkan Bey'i sağ salim kurtarmış. Sonra da Hüsamettin Karaca ile birlikte Saadettin Köpeğin ordugahına baskın düzenlemek için yola çıkmışlar. Yiğidim benim. Allah'ım şükürler olsun. Hala, hala. Ertuğrul Bey'in muvaffak olacağından hiç kuşkum yoktu. Sultanım, Emir Kamyeri'nin ordusu hazırdır. Konya yönlerine doğru yola çıkmışlar. Aksi bir vaziyet olursa eğer Emir Kamyeri'nin ordusu Saadettin Köpeğin ordusuna saldıracaktır. Hala. O vakit benden haber beklesinler. Ordunun başına bizzat ben geçeceğim. Buyruk sizindir sultanım. Sultanım. Emir Saadettin ve çakalları burada olduğunuzu öğrendiler. Müsaade buyurursanız Ertuğrul Bey'imize Sadık Oba Beylerini buraya davet edelim. Onların da burada olması birliğimizi ve dirliğimizi perçinleyecektir. Hem bu emniyette olmanız için de mühimdir sultanım. Doğru düşünmüşsün Artuk Bey. Lakin Emir Saadettin'den korkup gelmemezlik ederler mi? Bir sabır edelim sultanım. Hala. O vakit beylere elçi göndeririz. Devletini, yurdunu severlerse gelirler. Buyruk sultanımdır. Söyle bakalım. Söyle. O iki komutan kimden emir alıyordu? Kimin sözüne itaat edip de otağıma kadar getirdiler seni? Adaletin emrindeydiler. Bu otağda tek bir adalet var Ertuğrul. O da benim kanlı adaletim. (Gülüyor)
çelik kıvamına gelene kadar vaktin var Ertuğrul. Benimse vaktim bol. İmdi tekrar sorarım sana. O iki komutan kimdi? Buraya girmek için kimlerle işbirliği yaptın? Sultan Gıyasettin'e ve devletine sadık yiğitlerdi. Yalan. Senin zulmünden kaçıp obamıza sığınan sultanımıza elini sürmeye kalkarsan oturmak için can attığın o tahtın altında kalırsın. Emir Hazretleri, Sultan Hazretleri Kayobası'nda mıdır? Günalp Bey, zerrece şüphem yoktur ki yaverin ay doğmuş, bu itin emriyle sultanımızın canını almaya gitmiştir. Lakin bunun bedelini de canıyla ödeyecek. Emir Hazretleri, Ertuğrul Bey ne der? Sultanımızın bu itin obasında ne işi olur Günal? Hala bu riya dolu sözlerin muhasebesini yaparsın. Günalp Bey, ya benim sözüme itimat edersin ya da Şehzade Saadettin'in. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Ne şehzadesi? Saadettin iti rahmetli sultanımızın oğlu olduğu yalanını yayar, duymaz mısın? Sultanlık ihtirasıyla rahmetli sultanımız Alaaddin Keykubat Hazretlerini zehirledi. Sultan Gıyasettin bunun hainliği yüzünden sarayından çıkıp yanıma geldi. Ben de onun emniyetini temin etmek için obama yolladım. Sükut et! Tez bu soysuzu öldürüp devletimiz için, sultanımız için ordumla sefere çıkacağım. Kayraldı. İdam tez yapılacak Kayraldı. Karargahımın ortasında kendi ellerimle alacağım kellesini. Götürün bunu! Günalp Bey, bu itin eteğini öpüp husbeyliğimi daim kılmak varken neden bu kadar belaya katlanayım? Aç gözlerini artık, aç! Ertuğrul, vaktin geldi ha? Haydi yiğitlerim, şimdi sıra sizde. Günalp. Günalp! Şimdi sen de git. Gayrı bu hainden devletimizi de sultanımızı da kurtaracağız inşallah.
Nice badirelerden geçtik. Nice düşmanla hainlice birleştik. Lakin böylesini ne yaşadık, ne gördük. Devletimiz hiç bu denli dara düşüp etrafını çakallar sarmamıştı. Allah'ım evlatlarımızı muhafaza eylesin. Allah'ım devletimizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah muhafaza bir aksilik olursa Gıyasettin'imin ordusunun başına geçip o soysuza haddini bildireceğine kuşkum yoktur. Lakin inşallah Ertuğrul Bey muvaffak olur da buna lüzum kalmaz. İnşallah Mahber Hatun. İnşallah. Ertuğrul Bey'im nasıl en azılı düşmanları, hainleri bertaraf ettiyse Emir Saadettin'in de hakkından gelecektir. Devletimiz Allah'ın izniyle yeniden ihya olacaktır. İnşallah. Lakin Mahber Hatun, keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Bilirim bana kızgınsınız. Hakkınız da var. Emir Saadettin haini. Etrafındaki herkesi zehirlediği gibi beni de zehirledi. Ettiklerim vicdanımı nasıl yaralar bilemezsiniz. Bu yolun sonunda muvaffak olursak belki de oğlumla ayrı düşeceğiz. Gayrı beni affetmeyeceğini iyi bilirim. Lakin varsın olsun. Yeter ki devletimiz, Ertuğrul Bey ve evladım sağ salim ayakta kalsınlar. Başka canlar yanmasın. Ben gerekirse yüreğime taş basarım. Allah'a duacı olur. Ondan af dilerim. Mahber Hatun. Mühim olan hata yapmamak değil. Mühim olan yapılan hatadan ders çıkarmak. Bir musibet bin nasihate bedeldir. Belki de yaptığın hatayı görmek için bu musibeti yaşaman icap ederdi. Dua edelim de daha fazla can yanmadan Allah bizi selamete çıkarsın. İnşallah. İnşallah. Saadettin köpeği yakalayabilirsek onun hayatına karşılık Ertuğrul Bey'i kurtarabiliriz. Tek yol budur. Münasip vakit kollamak gerek. Köpek meydanın ortasına çıkmadan yaparsak yaparız ancak. Otağına girmek neredeyse imkansız. O vakit biz de tek imkanımız olan yerde bitiririz bu işi. Neresidir o? Otağın önüne çıkar çıkmaz. Turgut Bey de oradır. Ne oldu Togan? Ertuğrul Bey'i idam etmek için meydana çıkardılar. Sen ne dersin? Vakit geldi. Harekete geçeceğiniz zamanı iyi belirleyin. Bir an bile geç kalırsanız Saadettin köpek kaçar. Sen bize kimseye görünmeden otağa varacağımız yolu göster yeter Hüsamettin Bey. Gidelim yiğitler.
Devleti bu itin eline teslim ettin Güner Bey. Anan gibi, baban gibi nice yiğidin kanı dökülecek. Dur! Dur! Ertuğrul Bey! Emir Saadettin'in hakkıdır. Hanlı Pazar'da sultanımıza tuzak kuran da, beni ve alplerimi tuzağa çekip Ares'e mektup gönderen de sendin Emir Saadettin. Seni tüm vazifelerinden azlediyorum Saadettin. Yalanlarınla, riyakâr sözlerinle devletime hizmet etmemi engelledin. İftiraların haddini bilmeden beni saray erkanı önünde aşağılamaların. Bunları unutacağımı mı sandın Ertuğrul? Sen nasıl beni devlet erkanı önünde rezil, rüsva ettiysen, ben de sana acı ve utanç içinde bir ölüm vereceğim. Emir olarak seninle baş edemediysem, sultan olarak hakkından geleceğim Ertuğrul. Ha! Geber Saadettin. Geber ki cihan temizlensin. Gel! Sultan Alaaddin seferde onun hayatını kurtardığım için bu kılıcı bana hediye etmişti. İmdi uğruna beni çiğnediğin sultanın kılıcıyla öleceksin. Keskin bir kılıçla hemen ölmene müsaade etmem. Selçuklu Devleti'nin tahtına cülusun senin kellenle olacak. Senin o uğursuz kellene de böyle kör bir kılıç yakışır. Boğazını keserim. Asker geri dur!
beni şuracık çıkartırsın. Çakalları yeme derdim. Lakin Ertuğrul Bey'ime şükredesin. Şimdi Ertuğrul Bey'i serbest bırakacaksınız. Yoksa... Günay. Dediklerini yap. Nasılsa kaçacak yerleri yok. Yunus Bey, karargahın çıkışına 3 at getirilsin. Ertuğrul Bey de sadece 2 kişi getirsin. Askerler geri duracak. Aksi halde Saadettin ölür. Dediklerini yap Yunus. Hadi! Tekfur Kritos Sultan'ın Kayı Obası'na geldiğini öğrendi. Öğrendi mi? Nasıl öğrendi? Maria, Saadettin köpeğe casusluk yapıyor. Bilgiyi de köpeğin adamından aldı. Gitti hemen Tekfur Kritos'a yetiştirdi. Kardeş, at izi it izine karışmıştır. İtleri temizlemeden rahat etmeyeceğim. Bamsı, Tekfur Kritos aynı zamanda Emir Saadettin yüzünden Sultan'ın Kayı Obası'nda olduğunu biliyor. Kargaşadan faydalanıp obaya baskın düzenlememi istedi. Buna mani olabilirim. Lakin bir yol bulmam gerek. Ahmet kardeş, merak etmesin. Bir yolu vardır. Ertuğrul Bey'ime sadık Oğuz Beyleri sultanımızın huzuruna geleceği. Alplar obayı emniyete alacağı. Sen şimdi gidip Tekfur'a bunu diyesin. Oğuz Beyleri gelmişken obaya baskın vermenin mümkün olmadığını söylesin. Bunu söylediğin çok iyi oldu Bamsı. Oğuz Beyleri alplarıyla orada beraberken Tekfur Kritos obayı basma fikrinden vazgeçebilir. Lakin daha büyük bir sorunumuz var. Nedir o kardeş? Nikâh'dan gelen büyük ordu. Neredeyse hazır ve yola çıkacak. Onlara mani olamam. Ahmet kardeşim benim. Sen elinden geleni yapasın. Biz de evvelallah hazırlıkları yapmaya başlarız. Hele Ertuğrul Bey'im obaya sağ salim dönsün. Tekfur'u da, orduyu da tuzla buz ederiz evvelallah. İnşallah Bamsı. Ben bir an evvel Bilecik'e dönüp ahvali Tekfur Kritos'a bildireyim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Haydin. Gidin. Çözün Ertuğrul Bey'in elini. Dediğini yap Günel. Şimdi Ertuğrul Bey'i bırakın gelsin. Ertuğrul Bey'i bıraktığınızda biz de Saadettin'i bırakacağız. Dediğini yap Kayralda. Git bakalım Ertuğrul. Bakalım nereye kadar gideceksin.
ecelin çok yakındadır bilesin. Senin peşine düşeceğim Ertuğrul. Seni de, obanı da, aileni de kılıçtan geçireceğim. Gündoğdu Bey'in obasını da kılıçtan geçireceğim. Hele bekle Saadettin. Adaletin kılıcından nasibini aldıracağım sana. Ettiklerinin bedelini yedi ceddine ödeteceğim. Bütün kayıları öldürene dek öfken bilinmeyecek. Öfken de seninle birlikte toprağa gidecek. Gayrı kimseye el sürmene müsaade etmeden kellerini ben alacağım. Merak etmeyin Emir Hazretleri. Fazla uzağa gidemezler. Atların nallarını çıkardım. Çok iyi düşünmüşsün Kayral'da. Hemen yola çıkıyoruz. Beni işitmedin mi Günay? Onları bulacağız Emir Hazretleri. Nereye gittiklerini biliyorum Karaca. Atlara bir hal ol Ertuğrul. Atımın nallarını sökmüşler. Benimkinin de. Çoktan peşimize düşmüşlerdir. Togan Bey'le buluşacağımız mağaraya bir an önce varmamız lazımdır. Ne ederlerse etsinler. Saadettin'in kellesini almadan obaya dönmeyeceğiz. Evvela mağaraya gidip yaranı da alayalım Ertuğrul. Güç toplayasın. Rezilsiniz. Beceriksizsiniz. İki tane alp bozuntusu otağımın önüne kadar geliyor. Kimsenin ruhu duymuyor.
Beni otağımın önünde esir aldılar. Askerimin önünde. Daha elimizdeki bir haini tutamıyoruz. Bir de Samsat Kalesi'ni alacağız ha? Böyle mi alacağız? Sana gelince... sana koskoca ordugahın mesuliyetini verdim. Her yer emniyette dedin. O iki alp bozuntusu nereden çıktı? Affedin Emir Hazretleri. İnanın... Affet ha? Affet. Vazifeni yapamayacaksan neden yaşarsın be gafil? Kayraldı. Al bunun leşini kuzgunlara at. Hüsamettin, vaziyet nedir? Yüksek tepelere askerler yerleşti. Kaçmaları zordur. Emir Hazretleri, kaçabilecekleri tek yer ancak dere yatağıdır. Âlâ, dere yatağı olsun. O istikamete askerlerimle bizzat ben gideceğim. Emir Hazretleri, ben aramaya imdi gitmek isterim. Defalarca gece aramışlığım var. Âlâ, yanınıza kalabalık birlikler alın. Herkes mesul olduğu yerleri iyice arasın. Kuş bile uçmayacak. Vazifesinde zaaf gösterenin sonunu gördünüz. Hadi, imdi herkes vazifesinin başına.